Büyük Sivas mikrofonlarını bugün gençlere uzatarak onlara 24 Haziran'da hangi partiye oy vereceklerini ve oy verdikleri parti eğer seçime girmezse başka hangi partiye oy vereceklerini sorduk. Bakalım gençlerimiz bu sorumuza ne cevap veriyor. Peki siz de oyunuz için? Şimdi siyaset hakkında şöyle konuşacak olursak bizlerin, ben ve hani benim jenerasyonumun kafasının ve böyle aklının hani bu tarz konulara yetmediğini ya da işte pek yorum yapmaması gerektiğini düşünen bir kesim var. Hani eğer ki ben düşüncemi açıklayacak olursam bunu kesinlikle böyle doğru şeylere dayandırmalıyım. Ben oyumu Muharrem İnce tarafında kullanmayı düşünüyorum. Çünkü şöyle, kendisini takip ediyorum diğer bütün adaylar gibi. Aday listesinden işte oyumu kullanacağım için hani oyumun değerli olduğunu biliyorum ve hangisine vereceğimi güzel bir şekilde seçebilmek için bunun araştırmasını yapıyorum ve kendisinin düşüncelerinin, fikirlerinin, yapacağı şeylerin ideallerime, geleceğime ve benden sonra gelecek olan nesle daha uygun ve doğru olduğunu düşündüğümden öyle kullanmayı düşünüyorum. 24 Haziran'da kime oy vereceksiniz? Biz mi? AK Parti'ye. Neden peki? Yürümeden şey yaparsın. Ne? Yürümeden. Neden peki? Ya görüyorsunuz yani her kişinin durumu daha iyi. Bak her kişinin arabası var. Ekonomi biraz zayıf ama. Seçimde her zaman için AK Partiliyiz. Neden peki? AK Parti güzel parti ya. O yüzden. Peki önünüzde AK Parti gibi bir parti olmasaydı oyunuzu kime verirdiniz? Boş verirdim. Benim oyum tabii ki de belli. Her zamanki gibi AK Parti'den yanayız. Ülkemizin dirliği, birliği, düzeni için. Her zaman aynı düzende devam edeceğini düşünüyorum. Dış güçlerin ve aynı şekilde dünyada olan olayların üzerimize oynanan bir oyun olduğunu da düşünüyorum aynı zamanda. Yani bu olanlardan yola çıkaraktan tabii ki de AK Parti'den yanayız ve MHP ile olan birliğini, yani birleşmelerini de onaylıyoruz aynı şekilde. Öyle söylerim, hayırlısı olsun. Diğer düşmanlara Allah fırsat vermesin diyelim şu mübarek günde. Hangi partiye veriyoruz? Muharrem İnce'ye vereceğim. Neden? Yolsuzluk iddialarından dolayı. Peki Muharrem İnce seçime girmeseydi ya da CHP seçime girmeseydi hangi partiye verirdin? Şener'e verirdim. Neden? Çünkü hani Recep Tayyip Erdoğan'da bulamadığımız şeyleri onda bulacağımızı düşünüyorum açıkçası. 24 Haziran'da oyunuzu kime kullanacaksınız? İlk seçimlerde Meral Hanım'a vermeyi düşünüyorum. Diğerinde eğer kalırsa Muharrem İnce'ye vermeyi düşünüyorum. Neden peki? Ya çünkü bazı şeylerin artık değişmesini istiyorum. Yani doğdum, büyüdüm, hala 2 yaşından beri aynı hükümet. İşler daha da kötüye gittiğini düşünüyorum ülkenin. Öyle. 24 Haziran'da oyunuzu kime vereceksiniz? AK Parti olarak düşünüyorum. Neden peki? Yani şimdiye kadar sürekli AK Parti vardı. Yani yapılan icraatlar belli yani. Şehrimiz... Her şey belli yani gördüğünüz kadar. Sivas önceden böyle değildi bildiğiniz üzere. Yani bence bir takım faaliyetler yapıyor. Kaç yaşındasınız? 22. Oy kullanacaksınız yani. Yani kesinlikle. Peki kime oy vereceksiniz? Vallahi biz birilerini düşünmüyoruz. Biz hangisi iyi olursa yani vatanımıza, milletimize hangisi daha iyi olursa biz ona oy vermeyi düşünüyoruz ve şu an en iyisi de AK Parti olduğu için AK Parti'ye vereceğiz inşallah. Peki şu anda AK Parti olmasaydı size böyle AK Parti'den sonra daha yakın gelen bir parti var mı? Kime verirdiniz? Tabii ki MHP var. Sonra işte Büyük Birlik falan yani öyle. Acaba yaşınız nedir? 22. 22 yaşındasınız, oy kullanacaksınız. Evet, kullanacağız. Peki oyunuzu kime vereceksiniz? Hangi partiye? Meral Akşener'e vereceğim. İyi Parti. İyi Parti. Neden peki? Şimdi ben ekonomi okuyorum. Kendi anladığım kadarıyla yani Türkiye'nin ekonomisi iyiye gitmiyor. Zaten dolardan da anlaşılacağı üzere. Ondan mütevellit kendi anladığım için kendi alanımdan bildiğim yerden konuşayım. O yüzden kendim ekonomi için. Peki şu anda İYİ Parti olmasaydı size en yakın gelen parti hangisi? Hangisine oy verirdiniz? CHP'ye verirdim Muharrem İnce. Onun için? Yine aynı. Ekonomiyi beğenmediğim için. Kendi anladığım yerden. 24 Haziran'da oyunuzu kime kullanacaksınız? Oyumu Cumhur İttifakı'na kullanacağım. AK Parti'ye vermeyi düşünüyorum şu anda oyumu. Düşüncem bu yönde. Neden peki? Ya şu ana kadar yapılan hizmetlerden memnunum. İnşallah bundan sonra da bu hizmetlerin devam etmesini istiyorum. Oğlum kaç yaşındasınız? 19. Yani oy kullanacaksınız. Evet. Peki oyunuzu kime vereceksiniz? Boşaltmayı düşünüyorum. Neden? Çünkü Türkiye'yi
temsil edebilecek karakterde bir lider görmüyorum şu an. Evet. Hangi partiye oy verin? İyi Parti. Neden? Yani o da mantıklı geliyor. AK Parti biraz siyaset kullanıyor, pardon, dini bayağı bir kullanıyor. O yüzden onu vermek istiyorum. Peki İyi Parti seçime girmeseydi hangi partiye oy verirdiniz? Vallahi CHP verdim. Neden? Yani AK Parti dışında başka bir parti seçmek istiyorum. AK Parti'ye oy vermeyi düşünüyoruz. Daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Yani yıllardır böyle. Yani bu şekilde. Anneme de daha bir şey yapmadım. Parti olmasaydı. Onun hangi parti düşünceniz var mı? Hani başka var. MHP'ye daha yakın hissediyorum kendimi. Hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsun? AK Parti. Neden? Yani bilmiyorum ya, şu an yaptığı hizmetler ya da insanlara sağladığı hizmetlerden dolayı. Peki AK Parti dışında bir partiye oy verecek olsaydınız hangisi olurdu? İyi Parti olurdu. Ya çok kısa. Öncelikle kaç yaşındasınız? 24. O kullanacaksınız yani? Yok, kullanamayacağım, askerim. Kaç yaşındasınız öncelikle? 23. 23. O kullanacak mısınız? Kullanacağım. Peki oyunuzu kime vereceksiniz? Hangi partiye vereceksiniz? Bunu söyleyeyim miyim? Kime vermeyeceğimi söyleyeyim. Tamam. Öncelikle ortalıkta mevcut bir ittifak söz konusu. Hani böyle bir kutuplaşma olmuş zaten. Hani bu zaten kamuoyunda da belirdi. Kamuoyunda olması illaki bir gün meclisi de vuracaktı. Yani yıllardır alışık olmadığımız bir durum ittifak. Daha da alışık olmadığımız bir durum var. Hani açıkça konuşmak gerekirse birbirini dinsizlikle itham eden şahıslar bugün aynı camide, aynı safta cuma namazı kılıyorlar. Bu durumda hangisinin namazının kabul olup olmayacağı aşikar. Hani ben zaten siyaset sahasının Türkiye'de çok rezil bir durumda olduğunu dile getirmek isterim. 24 Haziran'da oy kullanacak mısınız? Kullanacağım. Peki kime vereceksiniz? Ben de kalsın. Söyleseydiniz, kısaca röportaj yapıyoruz. AK Parti, gençlerle. AK Parti. 24 Haziran'da oyunuzu kime kullanacaksınız? Valla 24 Haziran'da oyumu en güvenli parti, kendime göre seçtiğim bir parti olacak tabii ki. Yani parti ismi vermek istemiyorum ama yani güvendiğim, Türkiye'nin geleceği için ileriye götürecek, Avrupa ülkelerinde bizi ileriye taşıyacak bir partiye vereceğim oyumu. 24 Haziran'da oyunuzu kime vereceksiniz? Tabii ben de kalsın. Kısaca yapsaydık. Gerek çok ya. Tamam, sizin ne yapalım? Son gün karar vereceğiz. Neden sorulduk? Hiç mi aklınızda bir parti yok şu anda? Yakın olduğunuz? Şu an böyle aklında henüz bir şey yok ya. 24 Haziran'da kime oy vereceksiniz? Bizde kalsın. Bizde de kalsın. Yok, sağ olun. 24 Haziran'da oyunuzu kime vereceksiniz? Efendim? 24 Haziran'da oyunuzu kime vereceksiniz? Henüz belli karar vermedim ya. Böyle en yakın olduğunuz bir parti vardı mutlaka. Belki de vermemeyi düşünüyorum çünkü seçmen kütüğüm güründe. Gitmeyebilirim de yani. Evet, kesin olsanız diyelim o zaman. Boş atardım. Gittiğimiz zaman diye verirsiniz. Hangi partiye daha yakınsınız? Hangi partiye mi? Hangi partiye daha yakınsınız? Söylemeyeyim, bende kalsın. 24 Haziran'da oyunuzu kime kullanacaksınız? Daha kimseye kullanmıyorum. Kimseye kullanmıyorum. 24 Haziran seçimlerinde oyunuzu kime vereceksiniz? Ya ben konuşmak istemiyorum bunun hakkında ya. Oy vermiyorum, kullanmıyorum. Yaşınız kaç? 22. Oy kullanacaksınız yani. Evet, büyük ihtimal kullanmayacağım. Bilmiyorum. Neden peki? Oy kullanmıyorum ya. Yani neden? Niye böyle bir alışkanlık? Yani alışkanlık değil de. Ya kendi ideolojilerim, genel ideolojilere bence uymuyor. O yüzden dolayı kimseye tutmuyorum. Parti tutuğum da yok yani. O yüzden dolayı büyük ihtimal kullanmayacağım. Kamerada tutun da. Tamam, kamerada tuttuk. Sen oyunu nereye kullanacaksın? AK Parti'ye kullanacağım. Neden AK Parti? İyi, ondan. Siz AK Parti'ye mi veriyor? Evet, siz nereye veriyorsunuz? Söylemiyoruz. Niye? İşte, gazeteci. Değil mi? Tamam, teşekkür ederim.